Müzeyyen Senar'ın 1940 yılında bir filmde okuduğu şarkıyı inceler misiniz? Hatta Selahattin Pınar eşlik ediyor. Selahattin Pınar'a eşlik ediyor. Pınar da eşlik ediyor. Semih Kılınç. 1940. Hadi canım. 1940 yılında bir film mi? Özgün bir araştırsana öyle mi? Bakalım. 1200 Müzeyyen Senar 1940 yılı merhem koyup onarma Sidem'de kanlı dağı. Voice Production edisyon şirketi korumasında çocuklar. Aygün Hasan Öztürk yüklemiş. Bu videonun orijinal film parçası Türk sinemasının efsane sesçisi, belgeselcisi, arşivci Koles Yoncu'nun Yeni Lale filmin sahibi Necip Sarıcı'dan alınmış. Necip Bey bu film parçasını bir çöp bidonunda bulmuş. Stüdyoya geldiğinde bu ortaya çıkmış. Mehmet Güntekin ve TRT yapımcısı Özlem Gider ile stüdyosuna ziyarete gittiğimizde hem Saadettin Kaynağ'ın film müziklerini nasıl yaptığını anlattı hem de bu film parçasını hediye etti. Tabii ki paylaşın ama lütfen benden aldığınızı belirtirseniz sevinirim. O yüzden bu haklı isteği emeği olarak saygı olarak yerine getiriyorum. Bir programa yayınladım ve Necip Sarıcı'ya saygılarımı gönderdim. Parçanın hangi filme ait olduğunu bulma hikayesi de şöyle. Bu videodaki Müzeyyen Senar görüntüsünü fotoğraf olarak ilk 80'li yıllarda İş Bankası'nın finanse ettiği ve Yalçın Turan'ın hazırladığı 3 CD kitapçı bir yayında gördüm. Yayında Hazım Körmükçü de vardı. Bu film parçasını seyrettikten sonra Hasan Oral Şen'in kitabında Nasrettin Hoca Düğünde filminin ilanındaki bilgileri bu fotoğraf ve film parçasıyla birleştirince o filme ait olduğunu anladım. Ve bir arkeolog kadar sevindim. Velhasıl arşivimize kattığınız çok film parçası Necip Sarıcı arşivine aittir. Allah Allah. İnanılmaz bir şey Özgün bu. Evet, ben de izliyorum hocam, çok acayip. Şaşırdım şu anda. Çekim 1940 yani. Stili yıllar içinde hiç değişmiyor. Müzeyyen Senar'ın bu stil okuması hep aynı kalmış. Gene S ile nin kesik. Okuma tavrı hep sabit, hiç değişmemiş. Üf, tabii gençliksiz nasıl parıl parıl, tizler açık. Kafa sesleri. Gerçekten çok ilginç. İlginç. Necip Sarıcı arşivine ait bir film. Kendisine biz de teşekkür edelim. Hakikaten olağanüstü.
ilginç yani, gerçekten Müzeyyen Senar'ın tizlerini de gördüğümüz bir kayıt. Ne kadar parıl parılmış. 1940 yılındaki bir beste bu. Olay bu. Ve 1940 yılındaki okuyuşlara ait, Türk müziği okuyuşuna ait harika fikirler veriyor. Göğüs sesleri, pes seslerde net, tizlere dolu şahane kafa sesleri ve hacim kazandıracak diyafram desteği var sürekli. Hiç cılız ses yok neredeyse. Hep net okuma var. Keskin okuma var. Sebep? Mikrofon yok. Ya bu film görüntüsü bile olsa yok. Alışkanlık çünkü az mikrofon kullanma üzerine. Daha çok cemiyet okumaları üzerine. Meşk ortamı okuması üzerine. Ve sesler hacimli. Tizden pese her şey orkestrayı bastıracak güce sahip. Okumanın üzerinde teknolojinin çok etkisi oldu ya. Çok olumlu. Yani müziği çok etkiledi. Mesela biraz önce işte elektronik müzik yapan bir müzisyeni izledik. Çok etkiledi. Kendi başına sahneye çıkıp bir sürü enstrümandan sesler verdi. Ama şarkıcılığı da kötü etkiledi. Hazıra kondu şarkıcılar. Artık kolay geliyor bazı şeyleri yapmak. Ondan çalışmıyorlar, uğraşmıyorlar. İhtiyaç duymuyorlar. İyi şarkıcılık ihtiyacı duymuyorlar. Özellikle Türk müziğinde bu ne kadar acayip bir şeymiş, videoymuş. Ben hep geçmişe ait, bu yıllara ait arşivler aradım ya. Bir ara Fransız arşivlerine girip işte İstanbul'daki ilk ezan kayıtlarını aramıştım. Mesela çok merak ediyorum 1800'lerin sonunda, yani Osmanlı'nın son dönemlerine doğru nasıl okunuyordu? Ama dünyada zaten ses kaydı ne zaman başlamış? Yani 1800'lerin sonunda başlamış neredeyse. Onlar da yani çok kötü kayıtlar çoğu. Fakat o günlere ait fikir öğreniyorsunuz bu sayede. Bizde arşiv yok. Çok küçük küçük şeyler var. O nedenle bu kıymetli bir şey yani, 1940 kaydı. Ben linkini atayım size şu an chat ekranına. İsteyenler baksınlar. Teşekkür ederiz.